Yeni bir şikayet var mı bizim kaka ile ilgili konuşuyoruz? Vücudumuzda bağırsaklarda özellikle bir mikrobiyata, bir floramız mevcuttur. Bunlar içerisinde iyi huylu bakteriler de mevcuttur. Bunlar vücudun bağışıklık sistemi ve alerjiye yatkınlığı açısından vücudu koruyan elemanlardır. Biz antibiyotikleri kullanırken, kötü huylu bakterileri öldürürken iyi huylu bağırsağın florasını oluşturan iyi huylu bakterileri de öldürürüz. Bu nedenle bağırsaktaki bu floranın bozulmasından dolayı ileriki yaşlarda alerjiye yatkınlık ve daha sık enfeksiyon geçirme, ishal gibi, karın ağrısı gibi bazı gastrointestinal semptomlara sebep olabilir. Antibiyotik kullanımının gereksiz ve sık kullanımına bağlı olarak bağırsak immünolojisinin yani bağışıklık sisteminin bozulmasından dolayı çocuklarda obeziteye yatkınlık, enfeksiyonlara ve alerjiye yatkınlık gerçekten son yapılan çalışmalarda kanıtlanmış vaziyette. Çocuklarda antibiyotikler bazen metabolizmayı da bozduğu için bu çocuklarda obezite yatkınlık dediğiniz gibi görülüyor. Antibiyotikler, kullandığımız ilaçlar genelde mide ve bağırsaktan emildikten sonra iki organda elimine ediliyor. Bunlar biri karaciğer, biri de böbrektir. Yüksek dozlarda dengesiz bir şekilde uzun süreli veya sık kullanımına bağlı olarak karaciğerde ve böbrekte bazı hasarlar geri dönüşsüz olarak olabilir. Bu yüzden doktorumuzun tavsiye ettiği doz ve sürede antibiyotikleri kullanmak ve tedavi biçiminde de uygun bir şekilde kesilmesi en önemli yaklaşımımızdır. Benim ailelere tavsiyem, doktorumuzun tavsiyesi olmadıkça herhangi bir ateş ya da gribal semptom olunca gereksiz ve bilinçsiz bir şekilde antibiyotik kullanımının önüne geçilmesi. Lütfen doktorumuz reçete etmedikçe, önermedikçe antibiyotik kullanmayalım. Son dönemde bir sağlıkçıları da çok derinden üzen Filistin'de yaşanan soykırım ve işgalden dolayı çok ciddi üzüntü ve rahatsızlık hissediyorum. Orada hastanelerin bombalanması, sivillerin bombalanması, çocuk yaşlı demeden, hasta, prematür bebek demeden insanlığın soykırım derecesinde bir dramını izliyoruz. Bunun en kısa sürede bitmesini temenni ediyorum. Bir daha. Bir daha. İyi olsa bir de hafta içi salı çarşamba bir kontrole gelin göreyim onu, olur mu? Tamam hocam. Evet. Tahlilinizi verin, serumunuzu taksınlar, sonuçlarınızı bakın. Hadi.